Merhaba arkadaşlar. Size şimdi ilginç bir video ile hitap edeceğim. Sinekler normalde sofra kurduğumuzda, yemek yemeye çalıştığımızda, herhangi bir şey çıkardığımızda kene gibi yapışıyorlardı. Bahçede başa çıkamadığım tek şey sinekti. Arkadaşlar böyle bir çözüm bulduk. Sağ olsun İstanbul'da bir arkadaşım var. Yakup, buradan selam veriyorum kendisine. İlle dedi böyle böyle bir cihaz var. Bir deneyelim abi. Getirdik, kurduk arkadaşlar. Birinci gün herhangi bir sinek girmedi içerisine. Kurduğumuz mama kokusunu, ilaç diyelim, kokusunu 1-2 gün sonra tamamen salgılıyor. İlaç kokuyu tamamen salgılamaya başladı. İkinci gün baktık, 20-25 tane sinek olmaya başladı. Heh, dedik herhalde tuzağa düşmeye başladılar. Bugün dördüncü gün. Yaklaş Ömer, şöyle bir sinekçiklerimizi görelim. Dışarıda hemen hemen sinek kalmadı arkadaşlar. Hepsi bir arada. Bini geçik. Şu an yani abartı yok. Belki 1000 tane sinek var bunun içerisinde. Ha tabii neyden? Burası açık. Bahçe. Sonuçta hayvanlar var. Köpek var. Güvercin var. Dışkıyla alakalı sinek geliyor illaki. Başa çıkamıyorduk. Çok güzel bir çözüm. Arkadaşlar herkese tavsiye ediyorum. Mükemmel bir şey. Şöyle bakın. İçinde kocaman sinekler de var bak. Artık hayvanlar rahat ediyor. Ne kuşlara dalaşıyorlar, ne köpeklere dalaşıyorlar. Böyle gayet iyi. Bundan birkaç tane böyle belirli noktalara koyacağım arkadaşlar. İlacı da koyacağım. Kafamız rahat. Sinek derdi yok. Bayağı iyi yani. Şöyle gösterelim. Bu aparatta da şöyle bir şey var. Sinekler nereden giriyor, niye çıkmıyor gibi düşünüyorsanız. Şimdi üstlerde herhangi bir delik yok. Herhangi bir boşluk yok. Kurarken biz de öyle düşündük. Şöyle alttan göstereyim. Şöyle bir kutusu var arkadaşlar. Kutuya ilacı koyuyoruz işte. Kutunun yanında ufak bir delik var şurada. Sinek gördüğünüz gibi bak geliyor. Deliğin içine giriyor. Yukarıya çıktı mı selamünaleyküm bir daha geri giremiyor. Deliğin içinden girdikten sonra şu huniyi geçmesi gerekiyor. Huniye giriyor. Huninin üstündeki boşluktan çıkarsa ondan sonra çıkamıyor. Çıkarsa buradaki arkadaşlar gibi böyle buralara yapışıp kalıyorlar. Öldürmüyoruz, besliyoruz. biz sinekleri öldürmüyoruz arkadaşlar. Ölüme karşıyız. Yakalıyoruz onları. Şimdi biraz daha çoğalsınlar. Götüreceğiz. Bizden uzak bir yerde azat edeceğiz onları. Yine yaşasınlar. Öldürmeyeceğiz. Ama en azından bize zarar vermesinler diye elimizden geleni yapıyoruz. Teşekkürlerimi sunuyorum. Evet arkadaşlar. Sinek yakalama tuzağımız. 3-5 tane yakaladık. Bilmiyorum, çok keyifli böyle ya. Bunları burada seyretmek. Bize rahat vermiyorlardı. Sürekli saldırıyorlardı bize. Şimdi ben onları böyle topluyorum. Tabii bunları öldürmeyeceğiz. Dışarıya salacağız daha sonra. Bayağı bir var. Sayısı hakkında yorum yapmak isteyen buyursun. Kalabalığın kaç tane olduğunu tahmin eden vardır belki. Bazı arkadaşlar bu tuzağın işe yaramayacağını söylemişti. Bence gayet işe yaradı. Yakup Yabacı kardeşime buradan selam gönderiyorum. Güzel hediyesi için. Gayet başarılı bence.